Yani Kafkaslardan ve Erzurum'dan bu bölgede bulunacak güçlü ordularla tekrar Anadolu'yu, Türkiye'yi kurtaracağını hesap etmiş Enver. Hazırlıklara başlamış ama onun hesaplarından 4 ay önce savaşı biz mağlup olarak bitirdik. Teşkilat mahsusacıları topluyor. Her birine mektuplar yazıyor. Evet, Elazığ'daki teşkilat-ı mahsusanın yetkilisine, Sivas'takine, Konya'dakine, Trabzon'dakine, Gümüşhane'dekine, Bayburt'takine, Erzurum'dakine, Kars'takine, çünkü bu iddiatçılar Birinci Dünya Savaşı'ndan önce bu Elbiye-i Selase dediğimiz bölgede de, İran'da da, Azerbaycan'da da bir yapılanma meydana getirdiler. Bu genç Türkler 1909'da İran Şahı'na karşı savaştılar. Meşrutiyetçilerin yanında. Savaşanların içerisinde Halil de vardı, Ömer Naci de vardı, işte Erzurumlu Kazım Yurdalan da vardı. Ve bunların içerisinde hiç hayatında Türkiye'yi görmemiş Kaslı Cihangiroğlu İbrahim ve kardeşleri de vardı. Çünkü bunlar da uzaktan İttihat Terakki'nin içerisindeydiler. Örgütçü iddiatçılar ve bu örgütçü yapının en bir numaralı adamı da Enver'di. Dolayısıyla Enver'in mektuplarıyla Anadolu'da küçük ocaklar yanmaya başladı. Nereden itibaren? Ta Kars'tan itibaren, Erzurum'dan itibaren. Mesela Erzurumlu Cafer anlatmışımdır. Bu mektupları getiren adamlardan bir tanesi. Teşkilat-ı Mahsusan'ın reislerinden. Ama mahalle reis, bu asker değil. Onun hatıralarında da görüyoruz. Dönemin bütün bilgi ve belgelerinde var. Organize etmeye çalışıyorlar. Çünkü şunu söyleyelim. Anadolu'daki milli mücadelenin temelinde iddiaçılar vardır. Mustafa Kemal zaten kendisi iddiaçı. Ama Enver'in grubundan değil o. Cemal'in grubundan. O da iyi bir iddiaçı. Ama Mustafa Kemal küçük yanan meşaleleri ne yaptı? Erzurum'a geldikten sonra birleştirdi. Dev bir meşale olarak palandöken eteklerinden bütün Türkiye'ye, buradan da dünyaya yansıttı bu meşaleyi. Milli mücadele. Yani ya istiklal ya ölüm, ama burada Enver'in katkısını da görmemiz lazım. Enver'in Türk milletine yaptığı en büyük katkılardan biri nedir? Bir hoca olarak söylüyorum. Ama bu tarafında duygusal. Bir kere Azerbaycan'da bir devlet varsa bunda Enver'in %100 payı vardır. Bugün Bakü'de bir şey varsa Enver'in burada %100 hakkı vardır. Bugün Kafkaslar'daki Müslümanlarda Enver'in hakkı, hukuku çoktur. Almanların bütün zorlamalarına rağmen Berlin'e girmiştir. Almanları aldatmıştır. Dinlememiştir. Alman hayranı diyen adamların 1918'de Bakü yürüyüşünde Osmanlı ordusuyla Alman ordusu, yani Osmanlı Genelkurmay ile Alman Genelkurmay arasındaki yazışmaları, sahadaki kapışmalarına bakmaları gerekir. Türk ordusu, Alman subay, 4 tane Alman askerini, 11 Alman askerini, 4 Alman subayını öldürdü Kafkasya'da. Bile bile öldürdü. 30 küsürünü esir etti. Önlerine çıktıkları için. Bu yazışmaları görmek lazım. Tarih sadece Osmanlı arşivlerinde, Türk arşivlerinde yatmıyor. Kıymetli dinleyenler. Rus arşivlerinde de yapıyor. Alman arşivlerinde de yapıyor. Bizim bunların hepsine bakmamız lazım. Bu Birinci Dünya Savaşı'ndaki Rusya'nın rolü diye Schimmelpfennig'in çok güzel bir kitabı var. Tavsiye ederim, okuyun. Ama bizim meslektaşlarımız da, artık bizler de Rus arşivlerinde, Alman arşivlerinde kullanıyoruz. Enver'in Almanlarla nasıl korakor savaştığını, neler yazdığını, neler çizdiğini görüyoruz. Ve nihayet Enver, Kafkasları boşaltacağız artık, savaş bitmiş. Önce Enver'in 1918'de Bakü yerleşim konusunda da geri çekilişte de uyguladığı bir taktik var. Çünkü Osmanlı Genelkurmayı'nda Alman subaylar var. Ama bunları önce bir gizli şifre gönderiyor. Gizli. Mesela ne diyor? Bakü'ye yürüyün. Hiçbir emrimi dinlemeyin bundan sonra. Hiçbir emrimi dinlemeyin. Tabi el altından subaylar, ordular mühimmat gidiyor. Sonra açık emir. Hayır, Bakü ilerleyişini durdurun. Bunu Almanlar görüyor. Çekilirken de Mondros Bütü Harekesi'nden önce diyor ki Eylül ayında, bölgede mühimmatı bırakın, Azerbaycan ordusuna verin, Nahçıvan'daki Türklere verin, işte Aras Türk hükümetini kurun, şunu yapın, bunu yapın. Mühimmat bırakın,
Ordudaki subaylar üniformalarını çıkarsın, bölgede kalsınlar, bölgedeki askeri teşkilatı desteklesinler. Hukukçu asteğmenler var, iktisatçı asteğmenler var, öğretmenler var Şevket Süreyya gibi. Bunlar da üniformalarını çıkarsın, girsin o bölgedeki Azerbaycan'daki, işte Nahçıvan'daki ne yapsınlar? Oradaki iktisadi, eğitim hayatı ya da hukuk hayata katkı sunsunlar. Sonra arkadan bir emir. Herkes bölgeyi terk etsin. Hatta bunu kimse dinlememiş. Şimdi bu emri bu yönde takdir etmek lazım. Evet, evvel cephe savaşı bir Sarıkamış'ı yönetti. Sarıkamış'ta da Hafız Hakkı biraz savaşın kaderini etkiledi dememiz lazım. Topu direkten dönendir Enver Paşa. Ama biz paşalarımızı kavga ettirmeyeceğiz. Akademinin de böyle bir görevi yok. Bizim insani olarak da böyle bir hakkımız yok. Niye paşalarımızı kavga ettiriyoruz? Paşalarımız ve liderlerimiz kendi dönemlerinde birbirleriyle kavga edebilir, çekişebilirler. Biz bunu akademinin konusu olarak tartışırız. Ama şimdi taraftarlar olarak bölünmenin anlamı yok. Tarih herkese hakkını vermiştir. Mustafa Kemal, Mustafa Kemal'dir. Enver, Enver'dir. Talat, Talat'tır. Bunları kavga ettirmeyeceğiz. Dolayısıyla teşkilat-ı mahsusadan da bahsetmek isterim ama vallahi